Evet, kıymetli Akkışlalı hemşerilerim. Bugün 24 Mart 2024 tarihindeyiz. Seçimimize tamamıyla 7 gün kalan bir süre içerisinde kıymetli Akkışlalı hemşerilerim, eşim, dostum, akrabam ve Osman Türk'ü İyi Parti'yi destekleyen Osman Türk'le gelecek yüzyılın birebir adımlarının atılmasını isteyen bütün hemşerilerim Akkışla ilçemizde bir konvoy yapmamızı istediler. Ben ilk başta yapmak istemedim. Dedim ki bizim gösterişe, şatafata ihtiyacımız yok. Bizim hemşerilerimizi biz Akkışla mahallemizde geleceğin 100 yıllık projeleriyle birlikte biz aydınlatmada ve Osman Türk'le birlikte yeni bir dönemin başlangıcını başlatmak istediğimi, bu tip görüntülerin ise hoş olmayacağını söyledim. Ama yine de hemşerilerim, akrabalarım dediler ki illa yapacağız. Biz de yaptık. Ama bunu duyan Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne babam dediği kişiye birebir telefon açarak aman, korku bacayı sardı tabii ki. Sayın Başkanım, burada bir miting olacak, burada bir araçlı konvoy olacak. Kayseri'mizi bütün ilçeleriyle birlikte sağa soraya arayalım. Onlara 3-5 kuruş paralar verelim. Ve biz bu insanlarla birlikte araçlarına kadar, mazotlarına kadar koyalım diyerek bir miting yapmaya çalıştılar ve konvoy yapmaya çalıştılar. Biz onları bekledik. Saat 12'de başlayacak olan konvoyumuzu saat 1.30'a kadar beklettim. Ve arkasından harekete geçtik. Biz de kendi konvoyumuzla birlikte Akkışla'mızın bütün mahallelerini gezmeye çıktık. Evet, Akkışla meydanımızda biz de iki cümle laf edecektik. Ama maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı korku bacayı o kadar sardı ki tabii Akkışla ilçemizde de Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayım Kazım Yücel Bey bugün buradalardı. İmkan ve olanak tanımamak için mümkün olduğu kadar süreyi uzattıkça uzattılar. Biz de ne yaptık? Biz de dedik ki biz Gömürgen Mahallemizi ve Ortaköy Mahallemizi bitirelim, tekrar gelelim. Ve kıymetli hemşerilerim, biz zorla getirilen kişilerden oluşmadı bizim konvoyumuz. Bizim konvoyumuz gerçekten yüreğiyle birlikte, isteyen insanlarla birlikte, hemşerilerimle birlikte doldu. Çünkü o insanlar geleceğe artık güvenle bakmak istiyorlar. Bugün burada belki baktınız, gördünüz kimin gerçekten gönlüyle, yüreğiyle burada olduğunu ve Osman Türk'ün yanında İyi Parti bayrağının altında birleşerek ve vatandaşlarımız Akkışla'mız için Osman Türk'ün yanındaydılar. Çünkü biz kimseyi zorla alıkoymadık, zorla getirtmedik. Bizim için herkes Osman Türk'ün yanında, İyi Parti'nin yanında yer almak ve geleceğe güvenle bakmak için bugün buradalardı. Biz de bugün seçimimize son 7 gün kala, emin olun Osman Türk saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde adaletli bir şekilde Akkışlalı hemşerilerimin geleceğe güvenle bakacakları projeleriyle birlikte sizlere buradan bir kez daha söz veriyorum. Bakmayın, görmeyin. Onların dağıttığı iaşe paketleriyle aldanmayın. Onların dağıttığı 5 yıl sonraki olacak olan seçim için şimdiden dağıttıkları paralara kanmayın. Sizin cebinize Osman Türk'ün Akkışla ilçesine getireceği projelerle birlikte ceplerimize ve Akkışla ilçemde yaşayan gençlerime istihdam kapısıyla birlikte son derece ekonomimize katkı sağlayacak. Akkışla ilçemize birebir katkı sağladığı gibi Kayseri ekonomisine katkı sağlayacak. Arkasından Türkiye Cumhuriyetimizin ekonomisine katkı sağlayacak bir projelerle geliyoruz. Ve bitmeyecek bizim projelerimiz. Bizi yıldıramazsınız. Bizi Osman Türk'ü korkutamazsınız. Osman Türk'ü hiçbir şekilde ve Osman Türk'ün yanındaki kişileri yıldıramazsınız.
Siz sadece çocuğunu işten çıkartırız, senin çocuğunu sürgün göndeririz, seni işinden ederiz, yok gençlerime de gidip sizleri işe alacağız, boş vaatlerde bulunmaya devam edersiniz. Evet, şurada topu topu 31 Mart 2024 seçimlerimize 7 gün kalası sizlere sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ve canı gönülden hepinizi selamlıyorum. Ve inşallah Osman Türk'le birlikte 2 numaradaki olan İyi Parti amblemimizin altına 31 Mart 2024 seçimlerinde mührü siz vuracaksınız. Ben canı gönülden buna inanıyor ve desteklerinizi her bir bireyden, 7'den 77'ye her bir bireyden istiyorum. Ve sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Çok teşekkür ediyorum.